Yaşadığımız dönemi analiz etmemiz, eleye vurmamız gerekir. Eksiklerimizi bilmemiz, anlamamız gerekir. Kürt sorununda yaşananlar artık Orta Doğu çerçevesini çoktan aştı. Sorun artık uluslararası siyasetin bir parçası oldu. Bu duruma çok iyi hazırlanmalıyız. Sorunumuzu tüm yönleriyle güncellemeli, tanımalıyız. Tüm dünyanın gözü önünde sorunumuza sahip çıkmak için bu gerekli. Artık aydınların ve akademisyenlerin dönemidir. Bunlar öncülerimizdir. Yalnız bilimde ya da Kürt yurtseverliğinde değil. Her peşek, her, e, Sorunun savunulmasında peşek, da önemli rolleri vardır. E, de, beydi. Çünkü onlar, onlar her kesime hitap ederler. Istiyahı, e, de, a, amadene, e, onlar artık öncüdür. E, bilimle, eğitimle, yeni bir anlayışla yola çıkarak sorunları uluslararası kurumlara, devletlere, Avrupalı örgütlere aktarabilirler. Kerkük bizim için yeni bir şey değil. Kerkük bir örnek olabilir. Ayrıca bize gösterdi ki haklarımızı korumak için yeterince hazırlıklı değiliz. Kerkük bir kez daha gösterdi ki bir araya gelmek zorundayız aradaki küskünlükleri, karşılıklı birbirini tanımama durumlarını, birlik olmamayı yok etmemiz gerektiğini hatırlattı. Kerkük yalnız değil. O bir adımdır. Birçok sorun var. Artık eskisi gibi olmamalıyız. Artık aşiret toplumu olmaktan çıkmış ve dört büyük bölgenin sahibi olmuşuz ki, bu bölgelerin artık sınırları bile belli. Biz kendi içimizdeki sınırları ilişkilerimizle, yaşantımızla yok edebilmeliyiz. Huku yok sayarak değil elbette. Ama psikolojimizle, aklımızla bunu aşmalıyız. Nasıl ki geçmişte Kürdistan'da her tarafa gidebiliyorduk ki bugün de gidiyoruz ama bugün bölgesel çerçevede davrananlar var. Hayır, artık çok daha geniş düşünebilmeliyiz diğer parçaları kendimizden ayrı tutmamız gerekir. İşlerimizi geleceğe bırakmalıyız. Birliğimizi kendimiz için oluşturmalıyız. Akabinde tüm bölgelerimizi bir ülke gibi görebilir, tarihi ve kutsal bir toprak olarak dünyanın sahip çıkmasını da sağlayabiliriz. Derbasker, باسکر پرس Artık 70'li yaşlardayım. Sorunlarım var. Derlemelere bakmalıyım. Onları bir elekten geçirmeliyim. Ne yaptık, ne kaldı bunu bilmeliyim. Eleğin üstünde kalanlar nelerdir? Hangileri basılmamış? Hangileri henüz hazır değil? Bilmeliyim. Birçok değerli şey var. Tarih üzerine, edebi araştırmalara ilişkin, toplumsal sorunlara dönük olarak diğer yandan 60 yıldır derlediğim sözlü edebiyat ürünleri var. Son 10-15 yılda da sınırlara dönük engeller kalktıktan sonra Kürdistan'ın tüm parçalarına gidebildim ziyaretler düzenleyip halktan bir şeyler derleyebildim. Ya bunların kaybolmasına göz yumacaktım ki halen birçok şey sadece ses olarak kayıtlı, deşifre edilmemiş durumda. Heydenge, hey deşifra bir Halen basılmamış olanlar var. Kril ya da Latin alfabesiyle basılanlar var. Deşifre edilmesi gereken çok şey var. Bunlar dilin zenginliğidir. Bugün en aktüel sorunlarımızdan biri zenginliği bariz olan dilimize sahip çıkmaktır. Her gönüyle, akılla, gençlerimizle, sanatla yapmalıyız bunu. Yalnız konuşmakla olmaz. Folklor sadece konuşmak değil, onlarca, yüzlerce yılın sanatıdır. Belki de bu nedenle folklor bugün hak ettiği kıymeti bulmuyor. Evet, anlıyorlar ama yaşatmak konusunda sorunlar var, bunlar kaybolmamalı. Eğer Allah izin verirse 25 ciltlik folklorik ürün hazırlıyorum. Yalnız kalmış durumdayım. Yardımcı olan yok. Ne bir editör var, ne redaktör. Artık bunalıyorum. Bu birkaç insanın birlikte yapması gereken bir iştir. Yine de yaptığım işi seviyorum. Sıkılmıyorum. Nefes almaya devam ettiğim sürece bu işi yapacağım. Kendini bu işe adayanlar yalnızca akıl ile hareket edemezler. Ayrıca sevgiyle de yapmalılar işlerini. Sevgi her zaman işe yarar ve uzun dönemi kapsar. Akıl bazen durabilir kendine de bakar, kendini incitmez. Ancak sevgi kendini çöllere verir. Sözlü edebiyatı ancak sevgiyle derleyebiliriz. Gençlerimiz, kadınlarımız, özellikle de derlemiş yapan kadınlarımız çok önemli. Anaların, yaşlı kadınların bildiklerinin birçoğu erkeklere söylenebilecek şeyler değil. Bu nedenle kadınlar da bu işin peşine düşmeli. Dostluk kurmalılar onları konuşmamalılar akıllarına getirebilirler birçok şey var ki üzerinde uzun uzun çalışmak gerekir